Yetkililerin etkin tedbirler almalarını sağlayamazsak hepimizi ciddi hastalıklar, baş başa hastalıklarla baş başa kalacağımız gün gibi aşikardır. Keşan ilçesinin Karacaali, Altıntaş, Çobançeşme, Maltepe, Karasatı, Küçük Doğanca ve Paşa Yiğit sınırları içindeki alanda bir firma tarafından patlatma sistemiyle kömür çıkarılmak istenmesinin oluşturacağı olumsuzluklar, İl Genel Meclisi'nde Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu ile bir kez daha gözler önüne serildi. CHP Keşan İl Genel Meclis Üyesi Komisyon Başkanı Erdoğan Gümücineli, patlatmalı kömür faaliyeti için ilgili firmanın ÇED yönetmeliği kapsamında başvuru yaptığını, proje için valiliğin ÇED gereklidir kararı vererek başvurunun bakanlığa gönderildiğini kaydetti. Bulması planlanan patlama ile lignit kömürü üretimi faaliyeti için çevrimiçi ÇED yönetmeliği kapsamında değerlendirme yapılması için başvuru yapılmıştır. Ve bu proje için valiliğimize ÇED gereklidir kararı verilerek başvuru bakanlığımıza gönderilmiştir. Komisyon Başkanı Gümencineli, vatandaşların ve muhtarların şikayetlerini dinleyerek gerekli incelemeleri yaptıklarını kaydetti. Gümülcineli, patlatmalı sistemle lignit kömürü çıkarma taleplerinin çevreye ve alanların etrafında bulunan 5 köyde telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğini belirterek, Trakya'nın yeraltı sularının kirlenmesini engelleyemez ve içme sularımızı koruyamazsak kanser hepimizin kapısını çalacak. Hava kirliliği, toprak kirliliği ve su kirliliği ile mücadele etmez ve yetkililerin etkin tedbirleri almalarını sağlayamazsak hepimizin ciddi hastalıklarla baş başa kalacağımız gün gibi aşikardır. Yetkili kurumların bu olumsuz şartları göz önünde bulundurarak karar vermeleri gerekmektedir, dedi. İlgili firma maden sahası bölgelerindeki açık işletme yapmaktadır. Fakat sahibi bu alanda patlatma sistemiyle lignit kömürü çıkarma talebinde bulunmuştur. Komisyonumuzca maden sahasında patlama sistemiyle lignit kömürü çıkarılması halinde bitki örtüsü, yeraltı su kaynakları, doğal yaşamı ve köy yerleşim alanlarında maddi ve manevi zararlar vereceği tespit edilmiştir. Bugün sahip olduğumuz çevre aslında bize emanettir. Bu emaneti çocuklarımıza ve torunlarımıza yaşanabilir alanlar olarak teslim etmek başlıca insani görevlerimizdir. Tetkiklerimizin sonucunda patlamalı sistemle lignit kömürü çıkarma talepleri çevreye ve alanların etrafında bulunan 5 köyümüze de telafisi mümkün olmayan zararlar verebileceği komisyonumuzla tespit edilmiştir. Trakya'nın yeraltı sularının kirlenmesini engelleyemez ve içme sularımızı koruyamazsak kanser hepimizin kapısını çalacaktır. Hava kirliliği, toprak kirliliği ve su kirliliği ile mücadele etmemiz ve yetkililerin etkin tedbirler almalarını sağlayamazsak hepimizi ciddi hastalıklarla baş başa kalacağımız gün gibi aşikardır. Yetkili kurumların bu olumsuz şartları göz önünde bulundurarak karar vermeleri gerekmektedir.